Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Unfaithful filmini değerlendireceğiz ve sonrasında da her zaman yaptığımız gibi filme bir puan vereceğiz. Ama öncesinde bu ve benzeri videoların devamı için kanala abone olmayı ve bildirimlerden haberdar olmak için de zile tıklamayı unutmayın. Intro girsin, sonra hemen başlayalım. Yönetmenliğini Adrian Lane'in yaptığı ve başrollerinde Richard Gere, Diana Lane ve Oliver Martinez'in yer aldığı 2002 yapımı bir film Unfaithful. Filmin konusu Edward ve Connie Summer tek çocukla bir banliyoda mutlu bir hayat süren kendi halinde bir ailedir. Bir gün Connie New York'ta bir kaza geçirir ve dizini tedavi etmesi için evine davet ettiği Paul'la tanışır. 28 yaşında oldukça çekici bu genç Connie'yi birkaç saat içinde etkilemeyi başarır ve aralarında bir ilişki başlar. Aslında Connie evliliğinde mutsuz bir kadın değildir. Kocasını seven bir anne olarak tüm sorumluluklarını severek yerine getiren ve çocuğuyla ilgilenen bir kadın. Ayrıca banliyoda yaşamayı da çok seviyor. Ama Paul Connie'yi bunların dışında mutlu edecek ve Connie'nin yıllardır yapmaya fırsat bulamadığı şeyleri Connie'ye sunar. Bir yerde bu monoton hayatı daha renkli hale getirir. Ama bunun ciddi sonuçları olacaktır. Zaten bir gün Connie arkadaşlarıyla konuşurken aldatmayla ilgili bir konu konuşurlar ve orada arkadaşlarından biri çok ilgi çekici bir cümle söyler ki bence filmde verilen önemli mesajlardan bir tanesi de buydu. Der ki arkadaşlarından bir tanesi, daima felaketle biter. Yani bu tarz ilişkilerin hiçbir şekilde sorunsuz bitmeyeceğini ifade eder ve bu gerçekten de beni mesela filmde çok etkilemişti. Olayın Edward kısmına geldiğimiz zamansa Edward karısını çok seven ve çocuğuyla ilgilenen bir baba. Tabi bu aldatma olayları işin içine girdiğinde yani Edward için çok üzülüyorsunuz. Devamında da Edward'ın yaşadığı şeylere şahit olduğunuzda bir taraftan çok kan dondurucu şeyler izliyorsunuz. Çünkü gerçekten de Edward'ın yaşadıkları hiç de kolay olmayacak bu hikayede. Ve bundan dolayı da tabii ki de Edward için çok üzülüyorsunuz. Son olarak Paul'a geldiğimizde ise bu 28 yaşındaki genç havalı arkadaşımızın hayattaki kural tanımaz tavrının hiçbir karşılığının olmayacağı konusundaki yanılgısını öğrenmek onun için çok ağır oluyor. Bazılarımız bu kadarını hak etmedi diyebilir. Bazılarınız da İyi oldu da diyebilir ama net bir şey var ki Paul hikayenin sonunda sağlam bir bedel ödeyecek. Çünkü mutlu bir ailenin dağılmasına sebep olan ilk kişiden biriydi. Hiçbir şekilde kabul edilebilir olması da Connie en azından yaşadığı monoton hayatı önüne geçebilmek için böyle bir şey söyleyebilecekken, en azından yani böyle bir gerekçe öne sürebilirken, ki yine de bu onu haklı çıkarmaz ama Paul yani hiçbir şekilde bir engel yok onun. Sonuçta 28 yaşında genç, yakışıklı, istediği kızı elde edebilir. Ancak o evli çocuklu bir kadının peşinden gidiyor ve bu ilişkiyi gerçekten de çok uzun bir süre sürdürüyor. Bundan dolayı da evli ve çocuklu bir kadını tercih etmesi er ya da geç bir bedel ödemeyi kabul ettiğinin bir göstergesiydi. Filmin beğendiğim yönleri, filmde hiçbir şey sıkmadan her şey çok tadında bir şekilde ilerliyordu. Ayrıca aldatma konusu anlatıldığı için farklı olaylar olsa da filmin içerisinde ana konudan hiç saptırılmamıştı. Filmin havası genelde kapalı, yağmurlu, rüzgarlı havalar, yani çoğunlukla bu havaların filmde hakim olduğunu görüyorsunuz ve bu da insanların içindeki suçluluğu, hüznü, kötü duyguların dozunu arttıracak havalar olduğu için yani böyle havalarda insanların içerisindeki kötü duygular daha böyle şiddetlendiği için filmde de aslında bunu görebiliyorsunuz. Bunun olması gerçekten çok iyiydi çünkü filme geçebilmenizi, yani filme çok daha iyi odaklanabilmenizi sağlıyor. Oyunculuklara gelince Richard Gere gerçekten de harikaydı. Yani gözleriyle tüm yaşadığı duyguları tek bir kelime söylemeye gerek kalmadan anlatan oyuncular var ya, işte tam anlamıyla bunu yapmış. Performansı kusursuzdu. Zaten filmde çok konuşkan bir adam değil. Ama dediğim gibi adam bir baktığında o olayla ilgili tüm düşüncelerini size net bir şekilde aktarıyor. Diana Lane'e gelince filmde özellikle bazı sahneleri çok hoşuma gitti duygu olarak. Paul'la olan ilk birlikteliğinden sonra yaptığı şeyin mahcubiyeti, ama bir taraftan o hazın verdiği gülümseme, diğer taraftan yanlış bir yolda olduğu ve hata yaptığı gerçeğinin üzüntüsü ve ağlaması, bir iki dakikalık sahnede kadın yaşadığı duygu karmaşasını o kadar iyi anlatıyor ki yüzü içinde bulunduğu durumdan dolayı şekilden şekle giriyor ve bunu toplum içinde insanlara belli etmemeyi çalışarak yapıyor. Tek kelimeyle muhteşemdi.
Toparlarsak küçücük bir heyecan uğruna tüm ailesinin geleceğini mahveden bir kadının ve onu seven kocasının hikayesinin anlatıldığı Unfaithful filmine ben 10 üzerinden 9 puan veriyorum. Siz neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Filmi izlediyseniz tüm değerlendirmelerinizi aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Ayrıca kanala abone olmayı ve bildirimlerden yararlanmak için zile tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.